İyi akşamlar. Halk TV Ana Haber'le karşınızdayız. Stüdyomuzda konuğumuz var. Sevgili seyirciler, Adalet Partisi Genel Başkanı Profesör Sayın Vecdet Öz bizlerle birlikte. Sayın Öz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, evet hayır referanduma döneceğiz. Gelişmeler var ama akşam saatlerinde Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'la ilgili bir sıcak gelişme yaşandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 2 gün önce evet hayır başlıklı bir köşe yazısı köşesine taşımıştı. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Gerekçe halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama kapsamında. Ayrıntılarına bir bakalım, sonra sizin de yorumunuzu alayım. Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı dedik. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı soruşturma. Nedeni de Bekir Coşkun'un Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan Evet Hayır başlıklı yazısı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan konuyla ilgili yazılı açıklamaya bakalım. Ayrıntılarında neler var? Sözcü Gazetesi'nin 31 Ocak 2017 tarihli nüshasının 2. sayfasında... Bekir Coşkun'un Evet Hayır başlıklı köşe yazısı içeriğindeki hususlara ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya 1, 2, 3 uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında soruşturma açılmıştır ifadeleri var gerekçede. Evet Sayın Öz, Bekir Coşkun aslında birçok basın grubu tarafından ve birçok isim tarafından hedef gösterilmişti. Özellikle bu yazısından sonra. Daha önce de buna benzer şeyler olmuştu ama ne yaptı Bekir Coşkun? Evet hayır diyerek, bu referandumun önemine işaret ederek bazı karşılaştırmalar yapmıştı o günkü yazısında. Ve bugün bu gerekçeyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında hakkında soruşturma açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yani tabii bu çok enteresan. Ben de bir adli tıp hocasıyım. Tam da bu konunun muhatabıyız. Yani siyasi kimliğimizin ötesinde. Bunlar tabii insan hakları. Evrensel beyannamesinden bir haber, bir siyaset, bir politika gidiyorlar Türkiye'de. Türkiye bir insan hakları suçu işliyor. Basın özgürlüğü tabii önemli. Basın özgürlüğünün bittiği ülkelerde demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Fikir, vicdan ve inanç hürriyeti olmayan bir ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Bugün tam referandumun arifesindeyiz. Anayasa değişikliği yapılıyor. Şimdi anayasa değişikliğini anayasayı okuduğumuz zaman parlamenter sistemde ki 18 maddeyi değiştirdiler. Hala anayasanın ilgili maddesi bizim fikir ve vicdan hürriyetimizi açıkça ifade etmektedir. Bugün Bekir Coşkun Bey'in yazdığı yazı bir AKP'linin belki hakarete varan sözlerin onda biri bile değil. Ben okudum o yazıyı. Evet. Ben okudum. Evet. Dün akşam da Şamil Tayyar Bey bunu eleştiriyordu. Yani çarşambanın gelişi salıdan belli. Yani burada siyaseti tehdit unsuru olarak kullanan bir zihniyetin Türkiye'de başkanlık adı altında bir rejim değişikliğine gittiği süreçte basını nasıl susturma gayreti içerisinde olduğunun bir göstergesidir bu. Evet. Yani bir tane bir kişinin kellesini koparıp 10 kişiyi susturma gayretidir. Bekir Coşkun mizahi yönü kuvvetli bir köşe yazarıdır. Usta bir kalemdir. Benim de yıllardır tanıdığım. Çok da akıllıca yazıları var. Sağlık Bakanlığı'nda müsteşarlık yardımcı olduğumuz dönemde bizim de haberlerimizi yapan, zaman zaman bizi de eleştiren. Çünkü sol kalemdir, sağ tarafı eleştirdi. Fakat Süleyman Demirel bu mizahi kalemlere çok önem verirdi. Yani Süleyman Demirel'e örnek olmasını Tayyip Bey'in öneriyorum, AKP'lilerin. Yani burada öfkesini kontrol etsin, biraz mutlu olsun. Yani bu bir müddet sonra bu öfke kendilerini götürür. Anayasa değişikliği yapıyorlar. Bu anayasa değişikliğinin nereye gideceğinin de akıbetinin bir işaretidir bu. Yani Türkiye'de düşüncelerini serbestçe, özgürce ifade edemiyorsa insanlar, o zaman bu toplum patlama noktasına gelir. Evet. Yani Tayyip Erdoğan Bey'in aldığı, şahsıyla ilgili aldığı oy 30-35'ler civarıdır. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı bir 10 puan daha üzerindedir. Ancak bu gidişle bindikleri dalı kesmektedirler. Hep mağduriyet üzerinden siyaset yaptılar. Kendileri mağdur oldular. Bu milletin vicdanı onlara bu makamları layık gördü. Ancak karşı tarafı mağdur etmeye başladıkları andan itibaren inanın bu referandumda çok olumlu neticeler çıkmaz. Evet. Belki şimdi, de bu referandumdaki sükutu hayalin kamuoyu araştırmalarının bir de neticesi olabilir. Ona da geleceğim. Sadece medya ve basın değil, sosyal medyada da inanılmaz bir tehdit unsuru hakim. İşte evetçiler istediği videoları paylaşabiliyor ama hayır videoları paylaşanlar gözaltına alınıyor. Ya da işte çeşitli tehdit unsurları içeren paylaşımlar yapılıyor onlara karşı.
Referandum sürecine girdik artık ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin ne yapacağı çok net değil. Genel kurulda bekliyor teklif. Çok büyük kavga gürültülerle geçti biliyorsunuz genel kuruldan. Ama bu kadar aceleye getirilmesine rağmen hala Erdoğan'ın önüne gitmiş değil. Sayın Erdoğan'ın önüne gitmiş değil. Tarihleriyle ilgili de çeşitli iddialar var. Şimdi bir de 23 Nisan tarihi çıktı ki en başta aslında dile getiriliyordu bu 23 Nisan özel olarak mı bu tarih seçildi diye. Onun ayrıntılarına da bir bakalım. AKP'den referandum için basına sızdırılan tarihler arasında 23 Nisan da eklendi dedik. Meclisin açılış tarihi sevgili seyirciler 23 Nisan. AKP tarafından başkanlık oylaması yapılabilir tarihler arasına girdi. Haber Milliyet'ten geldi. Meclis Başkanlığı'nın anayasa değişikliği teklifini onay için Erdoğan'a göndermemesinin nedeninin referandum takvimi olduğu belirtiliyor. İddialar var dedik. Referandum sandığının Doğu ve Güneydoğu'daki kış şartları düşünülerek Nisan sonlarına denk getirilmesi düşünülüyor. 23 Nisan'da referandumu kış şartlarına bağlamak isteyen AKP'nin asıl niyetinin ise meclisin açılış tarihinde başkanlık oylaması yapmak olabileceği belirtiliyor. Daha önce konuştuğumuz konular arasında yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu propaganda sürecinin neresinde yer alacak diye. İşte bu başkanlık sistemini getiren anayasa referandumuna ilişkin çalışmalara daha şimdiden başladı bile Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sistemi yerine başkanlık vurgusu yapmasıysa dikkat çekiyor. Bir video var, onu da paylaşalım sizlerle. Kızlar oturuyoruz. Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanı, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın görev yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği'nin otobüsünde gençleri ziyaret etti. Bana bak. Başkan, kızlar bir oturalım. O ziyaret otobüste bulunanlar tarafından kayda alındı. Referandum tarihi bile net değilken Erdoğan otobüstekilere "Bana bak, başkanlık sistemi başlıyor. Ona göre çok çalışacaksınız." diye görev verdi. Bana bak. Kızlar bir oturalım. Ona göre çok çalışacaksınız. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine başkanlık vurgusu yapması da gerçek niyetini ortaya koydu. Bana bak. Kızlar bir oturalım. Ona göre çok çalışacaksınız. Evet Sayın Öz, burada da çok açık ve net görebiliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ağzıyla itiraf ediyor. Başkanlık diyor ki biliyorsunuz Başbakan Binali Yıldırım, AKP'li birçok isim sadece sistem değişikliği olacağını, yine Cumhurbaşkanlığı statüsünün korunacağına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Bu otobüs kendi kızının Sümeyye Erdoğan'ın görev yaptığı kademin otobüsü. Tabii. Oradaki kadınlara böyle hitap Şimdi ediyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelir gelmez bunu kafaya koymuştur. Şimdi başkanlık sistemi o tarihlerde telaffuz ediliyordu. Bizim kulağımıza geliyordu. Bu altyapı o tarihlerde oluşmaya başladı. Tayyip Erdoğan Bey'in Cumhurbaşkanlığına çıkamaması, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına çıkması bu inkitaya uğrattı, kesintiye uğrattı. Ta 17-25 Aralık'a kadar, 2013 senesine kadar. Bu darbe olarak nitelediği 17-25 Aralık meselesi belki kendisine yapılan bir darbeydi ama içeriği doğruydu. O tarihte bu ayakkabı kutuları, o paralar, faizlerle geri alınması, ilk önce inkarlar vesaireler, bunlar açılınmadığı altında bu teröre verilen tavizler, cemaate verilen tavizler, onunla beraber IŞİD meselesi, Türkiye bağlantıları, bunların hepsi ihanet ve yolsuzluk suçudur. Bunlar ileride sorgulanır. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Yani tarihten mahrum olanların, tarih okumayanların akıbetidir bu. Özellikle diktatörce Türkiye'yi, ülkeleri yönetmek isteyenlerin akıbetidir. Bakın biz kaç senedir biz demokrat menşeli, sağ parti mensubu kişileriz. Adalet Partisi gençlik kollarından geliyorum ben de. Bu parlamenter sistemde yıllarca ülke yönetildi. Evet. Menderes'e baktığınız zaman Menderes'in en yükseliş dönemleri, en iyi hizmet ettiği dönemler bu parlamenter sistemde olmuştur. Rahmetli Süleyman Demirel'in hizmetlerine baktığınız zaman 65-71 yıllar arası Türkiye'nin en fazla oyunu alan partidir, 52.7'dir. Müthiş hizmetleri vardır. Barajlar kralı olarak anılmıştır. Rahmetli Atatürk'e baktığınız zaman o dönemler parlamenter sistemin en iyi oturduğu dönemlerdir. En iyi kontrol ettiği bir sürü yatırımlar yapılmış. 80 sonrasından sonra bu uçağı düşürmeye başlamışlar. Parlamenter sistem ortadan kaldırılmış, nasıl bypass edilmiş?
seçim yasasıyla, siyasi partiler yasasıyla, ya bir binanın temeli gibidir. Bypass ettiğiniz zaman üstünün bir hükmü kalmaz. Altının hükmü vardır. Yani siyasi partisizlik düzeni getirilmiş. Aslında şu anda normal parlamenter sistemde değiliz. Hı hı. Bu parlamenter sistem, tahrip edilmiş parlamenter sistem darbelerle aslında bugünlerin bir geçiş süreci olmuştur. Yani bunu sosyolojik açıdan ve siyasal bilimler açısından çok iyi okumak lazım. Şimdi Tayyip Bey'in bu akşamki hareketleri, tavırları tabii ki onlar için bir af yasası mahiyetindedir bu. Bir kurtuluş yasasıdır. Yani ölüm kalım meselesidir. Bu netice itibariyle ne Bekir Coşkun'u dinler, ne diğer medyayı dinler, ne de bizim gibi diğer partileri dinler. Tabii burada iş şeye düşüyor tabii halka, kamuoyuna. Evet. Bu hareketleri çok iyi gözlemlemek lazım. Tabii burada biraz da panik var bizim de kulağımıza gelen. Şimdi MHP'den çok sayıda bizim partimize katılan var. Şimdi cumartesi günü 500 kişilik bir katılım töreni var İstanbul'da. Hı hı. Gelen kişiler AKP'li, MHP'li ve çok az miktarda CHP seçmeni gelmiyor ki bize. Hayatından memnun CHP seçmeli. Gelenlerin tamamı AKP'li ve MHP'li. Yani bu artık parti eşiğini aştı. Yani bu çöküşün durum. Çöküşün telaşesi, öfkesi, kini. Yani bir rahatlık yok farkındaysın. AKP'lerin yüzleri gülmüyor. Çünkü MHP gibi bir partiyi kendilerine payan da edip, eş başkan yapıp, MHP'yi parçalamak, milliyetçi oylara tavasut edip, milliyetçi oyları bünyesine alma zorunlu hasıl olmuştur. İlk başta dini argümanı kullandılar. Sonra istikrar meselesini kullandılar. Fakat istikrarı kullandılar ama ekonomisi istikrarsızlık başladı, şarampole yuvarlanmaya başladılar. Bu yuvarlanma aşamasında milliyetçi kavramlarını ön plana çıkarttılar. Bunu televizyonda işte oynayan dizilerle, hı hı, haberlerle, baskın medya baskısıyla bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Fakat ekonomi öyle bir enteresan bir şeydir ki bir kere başlamaya görsün kriz, halkı kardeşiniz olsa zapt edemezsiniz. Bugün 21 milyon insan var Türkiye'de açlık sınırının altında. Ya hassas karnı tabii, bu. Tabii siz 21 milyon açlık sınırının altında insan varken tabii ki onlar da insanlar ama Suriye'den gelen mültecilere biz devletin bürokratlığını yaptık, müsteşarlığını yaptık. Bu işleri iyi biliriz. Halk bilmez belki ama biz çok, çok iyi biliriz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gereği Birleşmiş Milletler kararıyla mülteci kamplarında kalır. Birleşmiş Milletler ortak topladığı paralarla buna yardım yap. Ama siz vatandaş yaptınız, maaş verdiniz, nerede gazi ilan ettiniz, gazi maaşı bağladınız. Bu 21 milyon nüfus açlık sınırının altında öyle insanlar var ki sabah evinden çıkarken çocuklar uyurken çıkıyor ki haçlık veremeyeceği yaşın onuru kırılmasın diye baba. Akşam uyurken geliyor çocuklarını günlerce göremiyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Onur intiharları başladı. Çekirdek aile yapıları bozuluyor. Aileler boşanmaya başladı. Bugün icra mahkemeleri dosyalarla dolu, büyük sanayici iş adamları batıyor. İntihar edene de o kadar sosyal patlama noktasında ki problemler. Bakın bugün Saffet Sancaklı'nın eşi rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu bir sosyal bunalımın, patlamanın, toplumun ruh sağlığı profilinin bozulmasıyla ilgili bir hadise. Siz şimdi bu toplumu ekonomik kriz patladıktan sonra kontrol edemezsiniz. Yani bugün Türkiye'de bütün renkler tamam da sıra nefti yeşile mi geldi? Başkanlık sisteminin hiçbir alakası yok. Padişahlık gibi mi görüyorsunuz? Siyasi padişahlık meşruiyet şimdi, kazanıyor o zaman şu şunu da sorayım hazır yeri gelmişken. Geçtiğimiz gün 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu bir açıklama yapmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu'na cevaben neyinize yetmedi parlamenter sistem diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem de, diyor. Tabii. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle diyorum ben. Ezeli bir kin parantezi açıldı. O parantez kapanmak üzere. Bu 100 yıllık bir kinin, intikamın ürettiği bir sosyolojik bir hadisedir bu. Tabii ki emperyalizm dış destek olmadan bunların Türkiye'de olabilmesi mümkün değildir. Türkiye'de bir kara para ticareti, yurt dışından destek, Türkiye bir anafor içerisine sokuldu 2001 yılından itibaren. Bakın olan olaylara bir süreçtir bu. Yani milli motiflerin Türkiye'de yok edilmesi, askere düşmanlık yapılması, bayrağın paçarva edilmesi, paçarvaların bayrak edilmesi, evet. Dağı, tepeyi, terörist sarıyor, görmezden gelinmesi. Öyle bir aralık vardır ki açılım adı altında büyük şehirlere bunun sızmasını sağlanması. Yani bunlar hep dava konusudur. Bunlar hep ihanet unsurudur. Ve siz Suriyeli göçmenleri Türkiye'ye alıyorsunuz 3 milyon. Bunlar arasında binlerce belki ajan, belki terörist giriyor ve bu şehirlerdeki büyük patlamaların da müsebbibi budur. Tabi içerideki teröristle işbirliği yap, tencere kapağı buluşturdunuz ve baş edilemez hale geldi. Bir de cemaati beslemişsiniz yıllardır. Belki bizim partiler döneminde de vardı ama 1971 muhtırasını yapan, belki 80 darbesini yapan aynı kişilerdi.
Fakat o zaman devletin içine sızmamışlardı. Bunlar hala toplum içerisinde var idiler. Bölge sorumluları vardı. Fakat ilk defa 2001 yılında bir partinin içerisine sızdıktan sonra bürokrasi kademelerine intikal etti. Bugün 93-94 bin kişinin tutuklanmasından, gözaltından bahsediyorsunuz. Bugün 81 vilayette 78-80 valiye yakın FETÖ'cü alındı. Emniyet müdürü keza 74 tane alındı. Bakın üniversitelere bakıyorsunuz. Üniversitelerde 500-600 civarı öğretim üyesi tutuklandı. Tutuklamalar devam ediyor. Bugün konsolos öldürülüyor. Rus konsolosu. Ölü hücrelerin daha veyahut da uyku halindeki hücrelerin bulunduğu. Belki inip edilenler var ama uyku halinde uyanmak üzere olanlar var. Demek ki terörü tamamen devlet kararlarından temizleyemediğinizi, aktif görevdeki bir emniyet mensubunun büyükelçiyi vurmasını anlıyorsunuz. Şimdi kendi ürettikleri, büyüttükleri canavar kendilerine düşman olmaya başladı. Çünkü istenilen beklentiler o kadar yüksek ki o beklentilerin altında kalıyor sizin hizmetleriniz. Bakın 17 tane ada gitti. Bugün siz Kardak'ta gövde gösterisi yapıyorsun. Geç kalınmış bir hadisedir. O da referandum endeksli olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü aynı suyla iki kere abdest alınmaz. Doğru Yol Partisi döneminde Kardak meselesi hallolmuştur. Evet. Yani siz 17 adayı gündeme getirin. Kıbrıs meselesi, müzakereler yapılıyor. Türkiye'nin bir ailenin namusudur Kıbrıs meselesi. Hiç masa başında müzakere edilir mi? Namusunuzu tartışırsanız ortadan kalkar. Zarar eden siz olabilirsiniz. Ya Kıbrıs meselesinde kayıp. 17 adada kayıp. Batı Trakya'da söz söyleyemiyoruz. Suriye'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu işgal edilmiş. Anadolu topraklarında terör esiyor. Şimdi bu şartlarda ekonomik kriz var. Rus uçağını düşürten cemaat diyorsunuz. Cemaat sizin kadronuzdaydı. Başbakan sizin adamınızdı talimat veren. Siz muhalefet miydiniz? Afrika'dan mı geldiniz? O tarihte tatilde miydiniz o tarihlerde? Şimdi Rus uçağını düşüren bu insanlar, Türkiye'yi karıştıran ekonomik krizin üstüne bir de turizm krizi. Değil mi? İstihdamı şu anda Türkiye'de süngeri sıktık. Açığa çıkmış bir sürü insan var. İstihdam dağılıyor. Fabrikalar kapanıyor. Üretime dayalı bir tane şeyiniz yok. Peki ekonomik. Başkanlık gelirse yani sistem değişikliği, yeni sistem gelirse AKP'nin iddia ettiği gibi bütün bunlar son bulacak mı? Bugün çünkü Başbakan Binali Yıldırım gene bu anayasa teklifini savundu. Çift başlılığı kaldırıyoruz dedi. Bir ayrıntılarına bakalım onu. Tabii. Da. Başbakan Binali Yıldırım'ın yılın sivil toplum farkındalık ödülleri töreninde yaptığı bir konuşma vardı. Az önce söylediğim gibi çift başlılığı kaldırıyoruz dedi. Bakalım ayrıntılarına. Eğer bunu yapmasak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var. Bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici. Önemli olan memleket. Seçim olacak. İki tane zarf. Birisinde cumhurbaşkanı, birinde de milletvekilleri. Aynı anda atıyorsunuz. Sonuçta ortaya memleketi 5 yıllığına yönetecek cumhurbaşkanını seçmiş oluyorsunuz. Burada da o yasaları yapacak, hükümeti denetleyecek meclisi seçmiş oluyorsunuz. İkisini de aynı anda seçiyorsunuz. Evet, ayrıntılarını da paylaştık. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi çift başlılık tabii, bitecek mi? Ne olacak? Sanki bunlar, hani olmayan şeyler olacakmış gibi, hayata geçecekmiş gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Bakınız, bunu halka siz kandırmacı olarak anlatabilirsiniz. Onlar da makul görebilirler. Çünkü biat etmiş bir seçmen kitlesi var. O da azalmaya başladı. Ben devlet bürokrasisinden geliyorum. Yıllarımızı verdik bu işe. Neden çift başlı olmasın? Yani bir taraftan başkanlık sistemi diyorlar. O zaman getirdikleri diktatörlük sistemi. Amerika'daki başkanlık sistemi üç başlıdır. Devlet başkanı vardır, değil mi? Temsilciler meclisi vardır, bir de senato vardır. Yani başkanı iki dakikada görevinden alabilir senato tek başına. Parlamenter sistemdir oradaki, bir nevi parlamenter sistemdir. Yani Amerika'daki başkanlık sistemini bilmiyorlar. Parlamenterizm, yani parlamenter sistem her zaman makbul bir sistemdir. Ama federalizme kaydığınız zaman bu federalizmin ötesinde. Yani bu model bir Afrika'da vardır. Reis diyorlar zaten. Reis demesini Afrika'da kabileler reis derler. Gittiğiniz zaman Orta Doğu'da da sultan derler, kral derler, emir derler. Şimdi bu reislikle emirlik arasında bir sistem. Yani bizim feodal düzen içerisinde ilan edilmiş kabile yönetimidir bu tek adamlık. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu dinimize de aykırıdır.
Yani dinimiz istişareye önem verir. Çok adamlığa önem verir. Tek kişinin söylediği söze her zaman itiraz etmiştir. Yani bunların İslam inancıyla da çelişmekte. Aynı zamanda da beşeri hukukla da çelişmektedir. Bugün Amerika'daki sisteme baktığınız zaman biz Amerika'daki sistemin diyorlar ne şeyi var, kötülüğü var. Bakın bir Amerika'da işliyor bu sistem. Yani medenisini kabul ettiğiniz zaman en iyisini. Latin Amerika ülkelerine bakıyorsun hepsi diktatör olmuş. Asker darbe yapıyor o yüzden. Bir sürü hadiseler var. Bize bir tane tek adam bu modelin örneğini gösterebilirler mi dünyada? Avrupa'nın tamamı parlamenter sisteme kaymaya başladı. Yani bu bir demagojidir, aldatmacadır ve kirli suyla çamaşır yıkıyorlar tekrar. Biz bu mevcut parlamenter sisteme de karşıyız. İkisine de hayır diyoruz. Getirdikleri neden? Mevcut orijinal parlamenter sistem yok. 80 senesinden sonra askeri darbe sonrası müdahale edilmiştir. Belki ilk 4 maddemiz duruyor. Evet. Allah'a çok şükür. Şimdilik duruyor. Ama diğerlerinin tamamının fabrika ayarlarıyla oynanmıştır. Nedir? Seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu değiştirdiler. Bypass ettiler anayasayı. Şu anda ne dersiniz? Ben bir partinin, sağ bir partinin ben başındayım şu anda. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Evet. Solcu değilim. Evet. Ben sağcıyım. Bir sağcı olarak söylüyorum. Ve bunu söyleyen kişi de 5 sene tefsir dersi almış. Ben Türk Tarih Vakfı'nda göre tarihi de çok iyi bilirim. Devletin de bürokrasi kademelerinden geliyorum. 12 sene ağır bürokrasiden geliyorum. Keza üniversitede de hocayım. Bir de adli tıp hukukçuyuz yani. Yarı hukukçuyuz biz de. Bu işleri bilen birisi olarak. Çok yönlü bakabiliyorsunuz. Tabii. Yani bakın Lincoln'un bir sözü var biliyorsunuz. Bir seçim oluyor. 7 hayır 1 evet çıkıyor. Evetler kazandı diyor. Bakın Amerika'daki sistem bile tehlikelidir. Amerika bile kendi sisteminden korkuyor. Bakın Mithat Paşa 1876 senesinde bir yasa anayasaya koydurdu. Bir madde koydurdu. Yasa maddesi. Nedir? Sürgün. Sürgün yasasıyla kendisi sürgüne gitti. Abdülhamit onu sürgüne gönderdi. Bugün ayarını bozdunuz Kantar. Bir gün gelir sizi tartar. Bundan da korkmuyorlar. Neden? Çünkü korktukları bundan daha büyük şeyler var, büyük tehlikeler var, yaptıkları hadiseler var. Yani burada bir ihanet suçu vardır. İrtikap, rüşvet, hırsızlık suçu vardır. Amerika'da zarraf yargılanıyor. Zarrafın yargılandığı davada orada Amerikan hukukunu etkilemezsiniz, mümkün değil. Amerikan hukuku çünkü hukukçu seçtikten sonra kaydı ayak şartıyla hukukçu oluyor. Bir daha görevden alamıyorsunuz. Evet. Oradaki başkanlık sisteminin böyle bir önemi de var. Bizde şimdi siz başkan ilan ettiğiniz zaman tek adam Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir gece değiştirebilir. Bütün savcılar, hakimleri her şeyi yapabilir. Yani yapabilir. Genel vekaletname veriyorsunuz. Kim gelirse genel gelsin. Vekaletname evet. Verin diyor. Siz babanıza, kardeşinize verir misiniz genel vekaletname? Bizden istiyorlar. Bakın bu bir af yasasıdır. 18 maddeyi değiştirmekle yani şey değişmez. Hastayı bu yataktan kaldırıp buraya koyarsanız iyileşmez. Yine hasta hastadır yatak değiştirmekle. Bunların ikna edici, mantıka uygun bir tane açıklaması yoktur. Peki evetçilere sorun niye evet dediğini bilmez. Yani hayırcılar da bilmiyor neden hayır dediğini. Işte, bakın problemimiz o. O evet. Şimdi, aslında şu anki problem o. Evetçiler neden evet dediğini tabii, biliyor mu ama bilmiyor bakın, mu? Şu oyuna gelmemek neye lazım. Neye evet dediğini. Bu Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi kavgasına dönüştürüyor. Bir rejim cumhuriyet kavgasına dönüştürüyor. Bu böyle bir şey değildir. Bu bir sistem kavgasıdır. Rejim daha sonra değiştirilecektir. Neden sonra değiştirilecektir? İlk önce 18 madde, sonra 4. madde, 4'ü etkileyen 1. 2. 3. madde, sonra anayasanın tamamı değiştirilecek. Belki Allah korusun Ankara değil İstanbul başkenti olur, hilafette olduğu yerden hortlayabilir. Yarın sultanlığında ilan edebilir bir mahsur kalmıyor ki. Şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisi önünden bu kavgayı başlattığınız zaman sağ sol kavgasına dönüyor. Bakın biz sağcıyız, sağ partiyiz. Ama hem öyle de, bir durum şu an için mevcut değil sanıyorum. Yani şu anda birçok kesiminden biz, tepki var çünkü. Tahminimizi söylüyoruz. Fakat şu anda ben inanıyorum ki Tayyip Erdoğan'a oy verenler, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler seçmen bir siyasi partiye verirken birazcık tavassut edebilir, sevebilir. Sadece alternatifi de yoktur, verebilir. Ancak ya da kızabilir. Bu millet kendine yapılan kötülüğü affedebilir, aç kalabilir, sefil kalabilir, itikatından dolayı peşinden ama bu millet devletine yapılan kötülüğü unutmaz, ülkesine yapılan kötülüğü unutmaz. Bunu unutuyorlar. Bunlar bunu hiç yaşamadılar. Bakın bu memleket sudan, havadan sebeplerden dolayı bir başbakanın asıldı, bizim başbakanımızı Adnan Menderes asıldı biliyorsunuz. Evet. Yani bir ay önce, iki ay önce meydanları dolduran milyonlar Menderes asılırken kapıda bir tane adam yoktu. Allah korusun. Bunu kimse temenni etmez. Diktatörlük her zaman tehlikelidir. Ki o zaman diktatörlük de yoktu. Havadan sudan sebepler vardı. Dış güçler Türkiye'ye müdahale ettiği sürece teröristin dostu olmaz. Teröre yataklık yapan ülkelerin dostu olmaz. Terör yapan teröre kurban gider. Allah korusun. Bu ne olur? Biz Allah uzun ömür versin Tayyip Erdoğan Bey'e. Cumhurbaşkanımızı saygımız var. Çünkü yasalarla seçilmiştir. Biz diyoruz ki
büyük de olsan haddini bileceksin. Osmanlı'da bile olmayan yetkiler, yani filmlerle Osmanlıcılık yapıyorlar ya, ben tarihi iyi biliyorum, böyle bir yetki yok. Padişahların bile kendini ıslah odaları vardır arkada, kapatırlar kendilerini, ıslah ederler, terbiye ederler, çıkarlar. Yani bu bir haddini aşmaktır, kendini bilmemektir. Evladını, ailesini, yakınını gözetmemektir. Yani Türkiye'de neyiniz eksik? Her şeyiniz var artık. Uğraşmayın. Bekir Coşkun'la niye uğraşıyorsun? Bilakis git ziyaret et. Rahmetli Turgut Özal, eğer Gezi Parkı olaylar olsaydı, inanın gider kahvesini içerdi çocukların, kol kola da çıkardı. Bu zerafet, nezaket işidir siyaset. Siyaset öfke kontrolü meselesidir. Yani üzülüyorum. Bu kadar öfkelenme. Mutlu oluyorum Tayyip Bey. Öfkelenme. Ve gördük ki zaten bu kadar öfkeyle hiçbir sorun çözülemedi. Daha da derinleşti. Kriz haline geldi ve çözümsüz hale geldi. Yani onu görüyoruz bütün belli bu süreçte. Belli ki ikaz eden de yok. Belli ki ikaz eden de yok. Yani bu bir öfke kontrolünün öfke kontrol edilme işinin bir neticesidir. Yani direkt tepeden gelen bir talimatla bence Bekir Bey alındı. Evet, öyle düşünüyorsunuz. Yani peki, çok kötü bir şey. Şimdi son olarak o zaman şunu da konuşalım. Burada en önemli husus artık, çünkü referandum sürecine girildi, bir sürpriz olmazsa bunun neden bekletildiğine ilişkin çeşitli yorumlar da yapılıyor. Belki bunun geri çekilme noktasına da gelinecek diye. Siz öyle bir şey düşünüyor musunuz peki? Yani böyle bir beklentiniz Tayyip Bey'i biraz tanıyorsam, Tayyip Bey'i ben biraz tanıyorum. Çünkü ben bürokrasiden eski diyalogumuz da var. Yani adım attım mı geri çekmez. Her halükarda çok mücbir bir sebep olmalı. Allah inşallah mücbir sebep yaratmaz. Bunu da yaratmazlar inşallah diye düşünüyorum. Hı hı. Yani mücbir sebepler, biliyorsun, olağanüstü haller bunu ortadan kaldırır. İnşallah diyorum. Temenni etmiyorum. Bir kere macun tüpten çıktı. Ben de diyorum ki yapın referandumu inadına. Hı hı. Yani biz referandum yapılsın istiyoruz. Takke düşsün, kel görünsün. Herkes haddini bilsin. Bu milletin ben bu kadar ötesine işin gideceğine inanmıyorum. Tayyip Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset olarak parlamenter sistemde itibar edebilirler. Ama bu başka bir şey bu. Bu başka bir şey. Yani çizmeyi aşma işidir. Milletin dur deme noktasına gelmiştir bu iş. Özellikle ekonomik kriz başladı. Bu ekonomik kriz ne siyaset, ne anne ne baba tanır. Siler süpürür. Bugün Rabia işareti 4'tü. Allah korusun bu açılırsa 5 olur. 2000 senesinin başında 2001'de 2000 liraydı. Dolar. Bugün 4000 sınırında. O 5'e doğru gider. Neden? Doları frenleyecek bir sistem yok Türkiye'de. Balatalar yok. Silinmiş. Yani öyle neden? Türk parasına çevirmek üretiminiz, de olmuyor. Üretiminiz yok. İhracatınız yok. İthalatınız pik yapmaya başlamış. Cari açık meydanda. Dış ticaret açığı. İç piyasada borçlanma bankalara. Şu anda kriz, millet ödeyemiyor. Dükkanlar çalışmıyor. Kepenk kapatıyor. Sifte yapmadan, kepenk kapatan esnaf var. Bu hayır alamet değil. Ben şunu öneriyorum. Bu Türkiye'ye bizim, ülke bizim, solcusuyla, sağcısıyla, bu ülke batarsa bu kavgalardan dolayı bir daha toparlamak mümkün olmaz. Türkiye şu an 2000 yılından itibaren 15 yıl süreyle icraatta Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Menderes döneminde yapılan, Özal döneminde, Demirel'i saymıyorum, toplamını yaptı tek başına 10 sene içerisinde. O kazananların tamamı, bunlar vakıf malıdır. Hayretmez kimseye, günahtır. Bunu netice itibariyle beşeri adalet olmasa bile ilahi adalet vardır. Bunların yanına kimsenin kar kalmaz diye düşünüyorum. Bir milli mutabakat hükümetine ihtiyaç vardır Türkiye'de bugün. Milli mutabakat. Öyle düşünüyorsunuz. Bakın Devlet Bahçeli'nin 2 ayda 180 derece dönmesi Türkiye'de enteresandır. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani parti madem içi, o konuda parti açıldı. İçi kavgaya benim şeyim şu, tahminim. Parti içi kavgada Meral Akşener galip gelecekti. Meral Akşener'in elinden partinin alınması ve Tayyip Erdoğan'a olan minnet borcunun bir ifadesidir diye düşünüyorum. Karşılıklı bir çünkü böyle şey bir minnet mu? böyle bir minnet borcu AKP'nin kurulmasına vesile olmakla da olmuştu biliyorsun. Ama MHP de kalmış, eriyor yani. MHP bitti. Yani belki MHP. Yani Sayın Bahçeli'nin onun başında. Ama MHP bir biter şey de MHP'liler bitmez. Aha. Şu anda %90'ı inanın hayır oyu kullanacaktır. Bize gelen neticelere göre %12 AKP'nin içerisinde şu anda hayır oyu var. Siz mecliste herkesin evet verdiğine bakmayın. Hı hı. O fotoğraf makineleri, telefon, kabine 2-3 kişi girme hadiseleri nedir biliyor musun? Espri konusu oldu belki ama şahitli girdiler ben evet verdim diye. Çünkü cemaat korkusu var. Eğer orada siz oy vermezseydiniz otomatikman zaten kimsenin söylemesine gerek yok. Cemaatçi milletvekili olacaktı. Var cemaatçi milletvekili. Onlar bile aklandığını zannediyor ama yanılıyorlar. Yanılıyorlar. Çünkü bu tarih bunları ortaya çıkaracaktır, affetmeyecektir. Meclisten geçmiş olabilir.
Meclis şu anda milleti temsil etmiyor. Milletin hür iradesini temsil etmiyor. Milli iradeyi temsil etmiyor. Millet de akıllı olsun. Milli iradesini 550 kişiye verdi. Oradan da tek kişiye aktarıyor, devşiriyor. Bunun adını biz koymayalım. Monarşidir bu. Yani bunun dünyadaki örneği monarşidir. Yani tek adam çatal toprağa girmez diyor. Yani gösterdik de primitif bir örnek. Niye girmesin çatal toprağa? Teknoloji var. Her yol denenir. Bakın parlamenter sistem dünyanın en iyi sistemidir. Şimdi siz dediniz ki bundan sonraki adım rejim değişikliği. Şu an itibariyle öyle bir tehlike yok ama önümüzdeki dönemde bunu da yapacak AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki sizin bu konuda halkı ikna etmek, yani buna neden evet dediklerini bilmeyen halkı, vatandaşı ikna etmek için izleyeceğiniz yol ne bundan sonraki süreçte? Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bilimsel yapılan çalışmalar var. Biz parti olarak bunları alıyoruz. Şimdi AKP'nin oyu milli görüş oyuydu. Cemaatle şekillendi biliyorsunuz. %8 milli görüşün oyu birikti AKP'de. Biz bunun hesabını yaptık. %12 cemaatle birleştikten sonra popülist oy oluştu. %12 20'ye çıktı. 27'de kararsızlardan intikal eden başka çare yok. Bunlardan daha iyi yapan da yok deyip oy veren kişiyle beraber 47'lere 50'lere çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu olmasa, deseler ki biz seçime giriyoruz şu anda genel başkanımız olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik dediğimiz yani çekirdek oyu %20'dir. AKP'nin %8. Siz 20'den aşağı CHP'yi düşüremezsiniz. %5 oyda tepki oyu vardır. Sağa karşı tepki oyudur. Bu sağ seçmenden gelmiştir. Eski bizim demokrat partilerden gelmiştir. Bu bazen artar. Deniz Baykal döneminde bir ara %28'lere tırmandı biliyorsun. Yine sağ oylardır. Sağ monte edilmiş oylardır. Yani orijinal oyu Cumhuriyet Halk Partisi 20'lerde şu anda. Ama dalma mümkün değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaz. Çünkü köklü bir partidir. Yani kökü kütü olan, ecdadı olan bir partidir. Şimdi AKP popülist bir partidir. Popülist siyaset yapmak zorunda. %8'e kadar inebilir. Bakın %8'e kadar. Bazı olaylar çıkarır. Mesela DSP sonradan kurulmuştur. Evet. Bir popülist ve o gün şartlarına uygun oylar bir anda geliverdi. Ne oldu? Bir anda iktidara geldi Ecevit. Sonra bir anda %1'lere düştü. Şimdi AKP böyle bir marjinal bir partidir. %8 garantisidir çantada. Ama %8'in üstünde tamamıyla oynaktır. Bu oylar nereden geldi? Bu oylar merkez sağdan geldi. Yani Adalet Partisi, Demokrat Parti tabanındaki oylar geldi, seçmen oluverdi. Şimdi bu oyların, bu kavgadan dolayı, kendi iç kavgalarından dolayı, mesela Kürt oyu vardı, çok müthiş bir destek veriliyordu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde vardı. Cemaatle beraber birleştiği zaman %12'lik oy bu. Bu oy bir kere kayıp, yok. Bu oy gitti. Bunun yanı sıra o %27'lik oy, geçen kamuoyu araştırma şirketlerinden gelen %40'a yükselmiş kararsız seçmenlerin sayısı. Bu sayı %7-8'lerdeydi. Ne zaman? 1 Kasım seçimlerinde. Şimdi %40'a yükselmişse bu süngeri sıktığınız CHP'den gelmedi bu oy. Bu oy AKP'den gelen bir oy. Açığa çıkmış olan bir oy. Şu anda bunu AKP'de görüyor anketlerde. Demek ki AKP'nin alacağı oy nedir? Yani siz 12'de gittikten sonra bu yüzde gezer. Yani 30'larda falan oy söyleyeyim size. Bu da nedir? 7 Haziran'da Tayyip Erdoğan Bey'in aşağı yukarı aldığı oydur. Cumhurbaşkanlığı oyuna bakın. Orada biraz dolgu da vardı. Yine cemaat yanlarındaydı. Yine bir kısmı ayrılmamıştı korkudan. Cemaat yaftası yememek için. Bakın siz sandıkta insanları kontrol edemezsiniz. Sandık açık oylama değil. Meclisteki gibi olmaz bu işler. Orada bir şov yapıldı. Anayasal bir suçtu. Şu anda ben eminim ki inşallah o anayasal suçu Cumhuriyet Halk Partisi işleme koyar. O da akıllı davranır Cumhuriyet Halk Partisi. Tedbirli ve temkinli gidiyor. Bırakalım kendisi elinde boğulsun. Yöntemini izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları güzel. Evet. Saldırgan değil, böyle ılımlı, yavaş, saldırgan değil. Karşı taraf bu yüzden saldırganlaşmaya başladı. Saldırdıkça işte başladı Bekir Coşkun'la beraber. Siz saldırdığınız zaman mağdur edersiniz. Saldırmadığınız zaman mağdur olursunuz. AKP hep toplumun duygularına dokunarak siyaset yapan bir parti. CHP gerçeklere dokunarak, bizim gibi partilerde gerçeklere dokunarak siyaset yapan partileriz bizler. Bunlar uzun sürede prim yapar ama duygulara dokunan, popülist siyaset yapan partiler çabuk gelir, balon gibi çabuk da gider. Siz 15 yıla bakmayın. 15 yılın tamamı suç ve günahla dolu. Yapılan hizmetler, halka yansıyan, mutfağa yansıyan, ticarethaneye yansıyan, keseye, bütçeye yansıyan hizmetler değil. Yani kavanozun dışından şeker yalatma politikalarıdır. Köprü var ama birilerine ihale edilmiş. Çok büyük bir hizmettir. Ancak şekli yanlıştır.
Bizler de köprü yaptık. Bugün geçiyorsunuz bizim dönemimiz köprülerinden. Şimdi rakama her baba yiğit geçemiyor şimdi, köprülerden. Ama şimdi bunların yaptığı köprülerde her baba yiğit geçemiyor. Zenginlerin köprüsü oldu. Ama iflas da etmek üzere. Yani hesap Bağdat'tan dönmeye başladı. Yani acemi kasap elinde kalır masat derler. Bunların belediyecilikten geldikleri için, devlet adamı olmadıkları için bunları gelir gelmez Genelkurmay Başkanı zabıta amiri zannettiler. İlk başta onu götürmeye başladılar. Milli düğümleri çözdüler. Bakın ülke tarif oldu. Kodlarıyla oynadılar. Ama hiçbir zaman için Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmaz. Çünkü 1000 yıllık tarihi vardır. İmparator çocuklarıdır. Bizi Suriye ile Irak'la karıştıran emperyalizmin de hatasıdır. Bunlar da onların sesini dinleyerek Türkiye'de siyasiyat yaptılar. O kadar büyük sözler verdiler ki sözlerini yerine getiremedikleri için hem onların düşmanı oldular hem de toplumun düşmanı oldular. Sözlerinizden anlıyorum ki umutlusunuz referandumdan. Bakın biz merkez sağda Adalet Partisi olarak biz kendi tabanımızı geri istiyoruz. Yani AP'yiz biz. K'yi kaldırdık ortadan. Evet. Adalet olmadan kalkınma olmaz. Peki. Türkiye'ye en lüzumlu şey şu anda adalettir. Peki. Bütün her yaşamın her alanında adalete ihtiyacımız var. Adalet tepesi sürekli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öz yorumlarınız için. Ve sevgili seyirciler bu saatin sonuna geldik. Yine siyasi gelişmeler, referandum sürecine bağlı gelişmeler ve daha birçok haberin ayrıntılarıyla saat 19'da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.